Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, ekonomi adına yine önemli bir gün yaşıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporuna ilişkin sunumunu yaptı. Bir taraftan sunumu yaparken diğer taraftan da dolarda tepkisini verdi. Hem enflasyona dair açıklamalar yaptı, ardından faiz için de mesajlar verdi. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Evet, Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Baktığımızda TÜFE tahminini 4,3 puan arttırdı. Yeni bir güncelleme geldi. 14,1'den 18,4'e yükselttiler. Öncelikle bu rakamı nasıl değerlendirdiniz onu sorarak başlayayım. Şimdi Emre Hanım, Haziran'dan beri yıl sonunda enflasyonun %20'lere bulacağını konuşuyoruz. Son aylarda kesinleştirdik. Şimdi Sayın Kavcıoğlu işte 4,5 puanlık. 4, 3 ayda 4,5 puanlık yanılma çok büyük bir yanılma. Tabii bir merkez bankası için. Dünyada böyle bir yanılma yok. Bu Evet. şu demek, biz onu da saldık. Hatta şöyle bir şey söyledi. Biz dedi çekirdek enflasyon demedik. İşte arz artışları, yani üretim artışlarındaki gerilemeler, işte fiyatları da söyledik dedi. Çekirdek enflasyonu da artık dikkate almadan açık ve net söyledim. Biz dedi kafamıza göre düşüreceğiz. Şimdi özeti şu. Faiz ediyor yıl sonuna kadar 2 puana yakın, yani 1 puanla 3 puan arasında düşüreceğiz. Bu 1 de olur, 2 de olur, 3 de olur. Ama faiz düşüşe kesinleşti. Zaten o açıklamayla beraber piyasalarda, dolarda, euroda her şey yükselmeye başladı. Şimdi özeti şu, bizim tahminlerimiz doğrultusunda şöyle bir açıklama yaptı. Dedi şu an dedi yatırımları ve ihracatı destekleyeceğiz. Bu yatırımlar hayata geçecek. Bunun vadesi ne kadarsa bu yatırımlar hayata geçecek. Bunları tekrar ihraç edeceğiz. Bunlardan döviz gelecek. Bu döviz artışı dış finansman ihtiyacını azaltacak. O döviz tekrar devalüasyonu azaltacak. Devalüasyon azalınca da enflasyon azalacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Anadolu'da çok güzel bir laf vardır. Ölme şeyim ölme. Bahar gelsin, yağmurlar yağsın, yoncalar büyüsün, sen de ye ben de yiyeyim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ucu Gerçekten. o kadar açık ki ucu oturuyor. Şimdi iki tane, bir İş Bankası'nda bir hanımefendi vardı basın toplantısına soran. Bir bey daha vardı. Belli ki ikisi de iyi ekonomist bunların. Dedi ki bir, yıl başında enflasyon oranında veya enflasyonla aynı oranda veya bir tık üzerinde asgari ücrette artış olursa bu enflasyonu tetikleyeceğini biliyorsunuz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Çalışacağız bunun üzerine dedi. Tamam mı? Şimdi yani gerçekten komedi. Çalışacağız bunun üzerine. Daha ellerinde bir çalışma yok. Evet. Yani bu şu demek. Yani asgari ücret artışını veya da maaşlara zam artışını enflasyonu biz altta tutacağız. Ya da enflasyon olabildiğine düşüreceğiz demek. Enflasyonun 18,4 olması mümkün değil. Bakın bakalım bu ayda çıkacak. Kesinlikle değil. Enflasyon yıl sonunda bütün ekonomistler, yabancı yerli herkes 20'nin üzerine çıkacağını kesin görüyor. O da TÜİ'ye göre gerçek enflasyon değil. Enan'ınkine ve diğer kurumların yaptığı verim Değil, etim yaptığı araştırma değil. göre ondan artık uçlu gidiyor. Bu şu demek, yatırımları destekleyeceğiz, bu üretime dönecek vesaire. Enflasyonla ilgili. Peki bütün bunları yapacaksınız da enflasyon ne zaman aşağı doğru inmeye başlayacak diyorsunuz? Biz onun üzerine çalışıyoruz, o bizim kontrolümüzde. Vade ne? Yok. Peki devalüasyonun azalması ne zaman başlar? Ona da cevap yok. Bir tarif var mı, bir hedef var mı? Ona da cevap yok. Peki niye çıktın abi oraya? Ben şimdi bunu söyleyemiyorsan niye çıktın? Evet, İki, aynen öyle. şimdi DTH'lar da diyor ki, DTH'lar da 40 milyar dolarlık bir çözülme var. Hepsini attım. Şu an 1,60'larda kur. 9,60'ta. Onun birini attım. 8'e döndürdüm kuru. 4,320 milyar TL. Şu an TL mevduatlarının artış olması lazım. Normalin üzerinde. Var mı böyle bir artış? Yok. Yok. 25 Ekim itibariyle BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilere baktığımız zaman döviz tevdiat hesaplarında hızlı bir yükselme var. %55,7'ydi. Şu an %56,75'e çıkmış. Bu da çözülmemiş. Nereden çıkardınız? Bu da yok ortada. Çözülen hiçbir şey yok. Çözülen bir şey yok. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın elinde somut bir veri seti yok. Ha, bir şey bulmuşlar. Diyorlar ki işte biz yatırımları destekleyeceğiz. Reasyon krediler yatırım ve ihracat destekleyeceğiz. Bu yatırımlar üretime dönecek. 2 yıl, 3 yıl bilemiyoruz. Çünkü Türkiye'nin en çok ithal ettiği şey kimyasal ürünler. 30 milyar dolar veriyoruz yılda buna kimyasal ürünlere. Bununla ilgili sorular soruldu. Buna da net bir cevap yok. Nasıl dağıtacaksınız bu kaynakları peki? Paraları nasıl dağıtacaksınız? Buna da cevap ver. O zaman çıkma abi oraya. Sorular Çünkü bilmediği yerden gelmiş. Ne yapsın? bilmediği yerden, yani bilmem bilmediği yerden bize yüklenmeyin, bize yüklemeyin. Peki ya Türkiye'deki fiyat istikrarını sağlayacak kurum sensin. Evet. Senin şimdi açıklamanın tatmin etmesi, biz tatmin edecek bir şeyler arıyoruz. Biz diyoruz çok şeffafız, çok açız. Peki diyoruz ki kardeşim enflasyon senin nihai de fiyat istikrarını sağlamak. Bu da enflasyonu düşürmek demek. Yani enflasyon şu demek değil, fiyatların aşağı gelmesi demek değil. Fiyat artış hızını yavaşlatmak demek. Peki ne zaman yavaşlatmaya başlayacaksın? Şeyin var mı? Zamanın var mı? Yok. Peki kur ne zaman yavaşlayacak? Kur artışı ne zaman yavaşlayacak? O da yok. Cari işlemler açığı kapandı. Zaman
döviz biriktireceğim. Bu da yeni yapılacak yatırımdan üretime dönüp bunun ihraç edilmesine bağlı. Demek ki 2-3 sene daha biz her şey tepe aşağı gidecek. Yani enflasyonda kurda salınmış durumda. Her şey salınmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Özellikle vatandaş olarak söylüyorum. Ya bundan sanayici de rahatsız. Bakın önce Ankara Sanayi Odası bağırdı. Arkasından TÜSİAD çıktı. Arkasından neden bu kadar geç kaldığını anlamadım. Odalar Birliği çıktı. En son İstanbul Sanayi Odası çıktı. Kardeşim dedi enflasyonla büyüme bizim canımızı yakıyor. Ülkemizin de vatandaşımızın da biz sanayiciden canını yakıyor. Bu yanlış bir büyüme. Bunun ülkeye ve vatandaşa bir faydası yok dedi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor tam tersine. Diyor, yatırım ortamı çok iyi. Yatırım psikolojisi çok iyi. Hani kim yatırım yapıyor Türkiye'de? Sanayi bir tane yatırım yapan gösterin. Yok. Peki nasıl olacak? Yatırım ortamı çok iyi biz onlara vereceğiz. Dolayısıyla şu anki gidilen politika 2 yıldan beri söylediğimiz gibi baştan sona yanlış. Bütün fatura şu an ücreti kesmeye yıkılmış durumda. Vatandaşa yıkılmış durumda. Şimdi yeni yeni etkiler sanayiciye de çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sıkıntı demek. Önümüzdeki günlerde çok hızlı devalüasyonların devam edeceğini gösteriyor. Çok hızlı fiyat artışlarının devam edeceğini gösteriyor. Enflasyonun altında bir askeri ücretin geleceği, dolayısıyla emekli memur vesaire maaşlarının da enflasyonun altında tutulacağını gösteriyor. Çünkü eğer bunları da yaparlarsa enflasyon daha da büyük fırlayacak. O endişeler de var ama bunu hesaba kattınız mı? Hesaba katmadık çalışıyoruz yani diyor. Katmadık demiyor da üzerinde çalışıyoruz diyor. Ya sen şimdi ne kadar Merkez Bankası yok. Herkesin önünde gitmek zorundasın. Türkiye'nin en güzide kurumusun. En önemli ekonomistlerle çalışıyorsun. En önemli iktisatçılarla çalışıyorsun. Senin bunu şimdiden öngörmen lazım. Senin işin fiyat istikrarı çünkü. Dolayısıyla maalesef önümüzdeki günler yani enflasyon salınmış. Devalüasyon salınmış. Fakir kat safhaya çıkacak yapacak bir şey yok. Dolayısıyla faiz indirimi de kesinleşmiş durumda şu an. En az yani ben en az 2 puan bekliyorum. Faiz indirim en az 2 puan bekliyorum. Yeniden gerçekten 200 baz puan yapabilirler mi? Yaparlar. En az 2 baz puan bekliyorum. Ha bu para kaynaktan nereye kullanılır bilemem. Eskisi gibi yine taşa toprağa mı gömülür, inşaata mı gömülür? Geçen hafta alınan kararda bunun inşaata gömüleceğini gösteriyor. Onun bir geri dönüşü olmayacak ihracat anlamında. Çünkü artık yabancılar da konut almıyor Türkiye'de. Çünkü onlar da 1.8 milyar dolarlık konut satışlarında bir düşüş bekleniyor. İnşaatçılar yaptığımız konuşmalarda yaklaşık. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman yine ortalık toz var. Ha söyledikleri bir parametre kağıt üzerinde doğru. Ama uygulanma şansı yok. Nedir? İşte yatırım bitecek, üretim başlayacak, üretimden mal çıkacak, ihracata gidecek, ondan döviz gelecek, ondan kur düşecek, ondan enflasyon düşecek. Şimdi bu kağıt üzerinde doğru ama uygulamada yanlış. Bunun yöntemi bu değil, yolu bu değil. Yani insanların bütün faturayı, ekonomik sıkıntıların, yapılan politikaların yanlışını, faturasını vatandaşa yıkarak böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü tamamen ona yıktık diyor ya, başka bir şey söylemiyor. Diyoruz ki enflasyonun düşeceği tarih belli mi? Yok. Devalüasyonun yavaşça tarih belli mi? Yok. E peki nasıl olacak? Kim ödeyecek bunu fedelini abi? Yine vatandaş olarak biz ödeyeceğiz maalesef. Maalesef vatandaş olarak biz ödeyeceğiz. Şu an Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği itirafları bunlar. Karşı itiraflar da bu programda bu kadarını yapalım. Yarın evet. Devam ederiz. Yarın devam ederiz. Ama sonuç olarak yine netleşen bir tek şey var. Cezayı her zaman olduğu gibi yine vatandaş çekecek. Yine biz çekeceğiz. Maalesef itiraf etti Merkez Bankası Başkanı. Evet. Bugün konuşmasını itiraf etti. Tabii bu arada... Açıklamayı yaptıktan sonra da insanlar işte Merkez Bankası Başkanı'na ne kadar güven oluyor falan diye de Twitter'da da trend topic oldu bu arada Kavcıoğlu. Onu da söylemiş olalım. İzleyicilerimize de hatırlatmamızı yapalım kapatmadan. Twitter'dan da sosyal medyadan bizi takip etmek isteyenler açıklamalar bölümünde adreslerimizi bulabilirler diyelim. Böyle vedalaşalım. Yarın çok güzel bir günde bayramda yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın.